Evet, farklı bir soru var. Onu cevaplamamız gerekiyor. Bir arkadaşımız sormuşlar. Hocaların makalelerini nereden okuyabiliriz? Tıpta PubMed gibi diye bir şey vardı. Mühendislikte akademisyenlerin araştırmalarını paylaştığı böyle bir ortam var mı diyorlar. Şimdi tabii güzel bir soru. Akademik hayatı düşünen, akademisyen olmak isteyen veya hocaların bir şekilde neyle uğraştığını merak eden, bir şekilde bir hocanın işte makalesine ulaşmak isteyen arkadaşların faydalanabileceği kaynaklar var. Şimdi öncelikle bu işin yayınlandığı saygın kuruluşlar var. Mesela ilk başta aklımıza gelebilecek IEEE.org diyelim. Bu IEEE en iyi organizasyonlardan birisi mühendislikte. Burada search yapabiliyorsunuz ama kendi veri tabanı şeylerin bulunduğu, makalenin bulunduğu IEEE Explorer olarak geçiyor. Şöyle yazıp aratabilirsiniz internette. IEEE Explorer.IEEE.org şeklinde geçiyor. Burada bir arama motoru var. İşte buraya aramak istediğiniz birisini yazarsanız, kendim yazayım bakayım çıkacak mı? Evet, mesela burada işte benim makaleler var. İyi yerlerden birisidir. Bunun dışında ACM var, bilgisayar mühendisliği için ACM.org. Bu da saygın kuruluşlardan birisi. ACM'in de Digital Library'si var, dl.acm.org'du galiba. Şöyle aratalım. Burada en son işte belirli bir collection'a göre aramanız, belli konferanslara göre aramanız, SIG'leri vardır ACM'in, Special Interest Groups. O grupların yayınlarını aramanız, kitapları, journal'ları görmeniz, işte journal'ları teker teker bakayım deme veya Advanced Search'tan aratabilirsiniz. Mesela journal'a girdiniz, hangi konuyla ilgileniyorsunuz? İşte Data and Information Quality ile ilgileniyorsunuz, onunla ilgili journal'ını okuyabilirsiniz. Bir de yönetim bilişim sistemleri için tabii AIS'ten bahsetmek lazım. Association of Information Systems olarak geçiyor. Tam adres AIS.org'du galiba ama tabii AIS.net.org'muş. Tabii AIS şey 3 harfli olduğu için 3 harfler biliyorsunuz şey Association for Information Systems. Burada ya da bakabilirsiniz. Mesela MIS Quarterly falan gibi iyi dergileri var. Onlar okunabilir akademik hayat düşünüyorsanız. Şimdi bunun dışında yani bu grupların dışında yayın evlerinin kendi şeyleri var. Springer Link var mesela. Springer Link diye aratalım. Springer'ın kendi yayınları. Emerald Insight var. Burada aratabilirsiniz. Konuya göre makaleyi okuyabilirsiniz. Emerald Insight diye aratalım şöyle. Bunlar kendi bir yayın grupları var. Orası kullanılabilir. Aratabiliyorsunuz. Gene herhangi bir konuyu aratabilirsiniz. Bunun dışında Scopus, Science Direct bunlar var. Scopus diye aratalım. Scopus. Bunlar birden fazla dergiyi de birleştirebiliyor veya konferansı da birleştirebiliyorlar. Burada aranabilir veya Science Direct'ten bahsedelim. ScienceDirect.com var. Buradan aratabilirsiniz işte yazarın ismini. Bakayım benim isim duruyor mu? Evet. Farklı şeyler de çıkabiliyor tabii ki. Neyse. Tam ismiyle arasam acaba çıkacak mı? Tabii burada birazcık da şeyle ne denir? İsimle aramakta da fayda var. Yani isimleri değişik yazabilirler. Önce soy isim, sadece isim, orta isim yazılmadan falan. Benim birkaç yerde öyle birkaç farklı şekilde aranınca çıkıyor. Bir aramada çıkmıyor sonuçlar. Hocayı arıyorsanız öyle şeyler olabilir. Şimdi bunun dışında bir de ücretsiz olarak arama yapabileceğiniz. Genelde bunlar bu Science Direct işte şeyin ne denir? IEEE'nin sonuçları, ASME'nin sonuçları çıkan sonuçlar ücretlidir. Erişim open access değilse bunlara para vererek erişmeniz gerekir. Sağ olsun UlakBİM üniversite IP'sinden girdiğinizde, IP adresinden girdiğinizde bunların çoğunun ücretini ödüyor. Dolayısıyla herhangi bir üniversite üyeyseniz, o üniversitenin internetini kullanarak bunlara bağlanırsanız çok büyük ihtimalle ücretsiz o makaleyi okuma şansınız olacak. Eskiden bütün bu makalelere para veriliyordu. Makale başına 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 30 dolar para verildiği oluyordu veya üye oluyordunuz yıllık. İşte ben öğrenciyken olmuştu mesela. Öğrenci bütçesiyle o parayı ödüyordunuz. Oradaki makaleleri okumanız gerekiyordu. Şimdi bu işler biraz daha kolaylaştı. Bunun dışında kullanabileceğiniz, gene ulaşabileceğiniz Scholar projesi var Google'ın. Scholar.google.com.tr diye aratırsanız, işte burada aratalım mesela bir hocayı. Bu birazcık daha şey, ne denir? Hem
bütün interneti indeksliyor. Hem de işte yayınlarına ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar alıntı yapıldığını görebiliyorsunuz. Hatta hocalarla ilgili burada şey de tutuyorlar. İşte H indeksi, ITAN indeksi, ne kadar alıntı aldığı falan. Bunlar çünkü akademik olarak puan. Şimdi öğrenci gözüyle çok bir şey ifade etmeyebilir ama bunu ciddi hırs yapan hocalarımız da var. Yani hani o da bir sonuçta başarı kriteridir bu arada. Yanlış bir şey değil. Bunun için çalışmak da, bu da sonuçta ülke için bir puan yani. Bunlar değerlendiriliyor. O ülkenin ne kadar yayını olduğu, ne kadar atıf aldığı o ülkedeki yazarların vesaire şeklinde önemli kriterler. Scholar.google.com.tr'yi Google.com'u veya şey yapabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Oradan direkt hocanın yayınladığı makaleleri ve onların linkleri oluyor. Bunun dışında ResearchGate var. ResearchGate ve Academia Edu var. Bunlar birazcık daha Facebook gibi şeylerin, hocaların akademik olarak birbirleriyle konuştukları sosyal ağlar. Benim şifremi şimdi hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama neyse, önemli olan siteyi göstermek zaten. Burada direkt hocayı da aratabilirsiniz. Veya akademia.edu diye aratalım. Buraya da girdiğinizde o hocayı takip edebilirsiniz. Onun yayınlarını, çünkü bir yayın publish ettiğinde otomatik olarak maili geliyor. Bakın 42 milyon akademisyen varmış. Böyle yerler var. Yani özetle bakabileceğiniz siteler bunlar. İlk aklıma gelenler. Muhtemelen daha da vardır veya benim şu an aklıma gelmiyor olabilir. Hemen hızlıca çektim. Takip edebileceğiniz yerler bunlar. Çalıştığınız alana özel de ayrı organizasyonlar olabilir. Tabii ben bilgisayar bilimleri ve işte computer engineering, bilgisayar mühendisliği gibi düşününce ilk akla gelen IEEE, ASM'in yayınları, Springer'ın yayınları, Springer Verlag'ın ve Springer Link olarak geçen yer. Ve çeşitli journal'lar var bu arada. Sadece yayıncılar bunlar değil. Bunun dışında başka yayıncılar da var. Onların da web siteleri takip edilebilir. Web of Science var mesela, gene şimdi aklıma geldi. Web of Science. Tabii şeylerin, journal'ların tutulduğu Thomson Reuters denilen bir yapı var. Reuters'ın Thomson'ı satın almasıyla birlikte bu journal'ların Citation Index'te olup olmaması, o indeksi belirleyen şirket veya kurum artık ne derseniz. Onların Web of Science'ları var. Web of Knowledge altından giriyorsunuz. Bir işte citation'larınızı takip edebildiğiniz, burada arama da yapabilirsiniz. Mesela ne aratalım? Bilgisayar diye bir Türkçe aratayım bakayım, çıkacak mı bir şey, merak ettim. Evet, bir tane bir yayın varmış. Birileri bilgisayar diye bir şey yazmışlar. Normalde tabii aratmanız gereken şey mesela streaming, data mining diye bir konu aratacaksınız diyelim. Akan veri madenciliği, veri akış madenciliği, işte bununla ilgili makaleler çıkıyor. Okursunuz bu konuyla ilgili merakınız varsa. Veya kişi de aratabilirsiniz. Ona göre çıkan sonuçları da görebilirsiniz. Evet, özetle durum budur. Hızlıca şöyle birkaç tane yer istiyorsanız bunlar faydalı olabilir. Onun dışında da dediğim gibi mesela ne bileyim, zoolojiyle uğraşan birisinin zoolojiyle ilgili de bir şeyi vardır muhtemelen. Ona da bakar. Ama ben bilgisayar bilimleri vesaire konuları, yakın konuları genelde çalıştığım için o konularla ilgili kaynaklara tabii ki daha yakınım. O konularla ilgili merak eden kişiler bunları takip edebilir. Bunları okumanın avantajı nedir derseniz, tabii akademisyen arkadaşların belirli bir okuma yükü oluyor. Hepimiz her hafta düzenli olarak belli makaleleri, yeni çıkan makaleleri takip edip onları okumak gibi bir yükümlülüğümüz var. Bir meslek zorunluluğu. Ama lisanstaki bir arkadaş mesela okuyabilir. Bunların mesela biraz daha rahat, kolay yazılmış olanları, daha basit yazılmış olanları olabiliyor. IEEE'nin Crossroads'u vardı mesela. Daha genel kültür için okuyabileceğiniz yayınlar, herkese hitap eden, daha düşük seviyeli kişilere hitap eden yayınlar olabiliyor. Onlar biraz daha konferans makalesi olarak bulunabilir. Konferanslarda anlatılan makaleler olarak bulunabilir. Bunun dışında lisanstaki arkadaşlar için merak ettikleri bir alan varsa, o alanda en son yapılan çalışmalar neler? Yani şimdi bu konuda çalışan adamların elindeki teknoloji, son teknoloji ne, neyle uğraşıyorlar, problemler neler? Tabii makaleler yayınlanırken journal makaleleri biraz daha geç yayınlanıyor. Önce işte bir journal'a gönderiliyor makale, hakem sürecinden geçiyor, o düzeltiliyor. Bir yılı buluyor yani bir journal makalesinin yayınlanması. Dolayısıyla hani kısa diyelim, en kısa böyle çok zorladığınız 6 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Dolayısıyla o sürede işler devam ediyor. 2 yılda, 3 yılda yayınlanan da var.
Biraz önce bir hocayla konuşuyorduk. Benim beraber çalıştığım bir hoca. Kendisiyle şu ana kadar hiç yayın yapma kısmetimiz olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 yıl önce beraber bir makale yazdık. Fakat makaleyi hala yayınlayamadık. Bir şekilde göndermiyoruz. Makalemiz çok gizli olduğu için kimse görmesin diye makaleyi hala yayınlamamak gibi bir şeyi var hocamızın. Kendisine de buradan selam olsun. Onun için yani böyle 2 yıl 3 yıl sadece mesela diyelim ki makalenin yazılması süren makaleler olabilir. Bir de bunun işte 2 yıl çünkü gönderiyorsunuz bir yere 6 ay sonra ret geliyor. Bu makale işte bu dergiye uygun değildir diyorlar veya İşte belirli kalite problemleri olabilir. Onunla ilgili bir geri dönüş yapılıyor. Ondan sonra bu süreç uzuyor tabii ki. Bir 6 ay daha bekliyorsunuz. Bir ret daha aldığınızda otomatik olarak belki bir yıl, bazen bir yıl sonra dönüyorlar hani uygun değildir diye. Dolayısıyla bazen işte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra o konu yayınlanabiliyor. O yüzden her yeni çıkan yayın yeni demek değildir, canlı demek değildir. O araştırma grubu belki de o konuda almış gidiyordur, başka bir boyuta ulaşmıştır ama makalesi yeni yayınlanıyor olabilir. O da aklınızda bulunsun. Ama genel olarak bu şeyler benim şu an aklıma gelen takip edebileceğiniz yerler. Özetle durum budur. Herkese başarılar dileriz.